Bölüm 15. İsa Vali Pilatus'un önünde. Sabah olunca baş kahinler, ihtiyarlar, din bilginleri ve yüksek kurulun tüm diğer üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir." cevabını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, "Hiç cevap vermeyecek misin?" diye sordu. "Bak seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar." Ama İsa artık hiç cevap vermiyordu. Pilatus buna şaştı. İsa ölüm cezasına çarptırılıyor. Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. O sırada hapishanede ayaklanma sırasında adam öldürmüş olan, isyancılarla birlikte tutuklu bulunan Barabas adında biri vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, "Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?" dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabas'ın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, "Onu çarmıha ger!" diye bağırdılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabas'ı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar. Ona mor renkte bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. "Yaşa ey Yahudilerin kralı!" diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp ona yine kendi giysilerini giydirdiler. Ve çarmıha germek üzere onu dışarı götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha gerdiler ve kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. "Hey! Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!" diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında, "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor!" diye konuşuyorlardı. "İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görelim ve iman edelim." İsa ile birlikte çarmıha gerilmiş olanlar da ona hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle,
Elohi, Elohi, lema şevektani. Yani Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, bakın, İlyas'ı çağırıyor, dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşimiş üzüm suyuna batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi? Dedi adam. Ama İsa yüksek sesle bağırarak ruhunu verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı dek yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun böyle ruhunu verdiğini görünce, bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu, dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ve Yose'nin annesi Meryem ve Şalome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun peşinden gitmiş ve ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Kudüs'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. İsa'nın gömülmesi. Bugün hazırlık günü, yani Sept gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini ümitle bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı ve İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ve Yose'nin annesi Meryem İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.